İsviçre'de tedavi şansı olan kalp hastası Nisa Bebek için Türkiye'de ameliyat edilebilir raporu verilmişti. Sağlık Bakanlığı'nın ameliyat için yönlendirdiği doktor da ameliyatı yapamam dedi. Her geçen saat ölüme daha fazla yaklaşan talihsiz bebeğin ailesi ise isyan etti. Nisa Bebek 7 ay önce gözünü açtığı hastaneden hiç çıkamadı. Çünkü kalp hastasıydı. 150 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Nisa için Ege Üniversitesi Hastanesi Türkiye'de ameliyat edilemez raporu verdi. Bu raporu onaylaması gereken Ankara'daki Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi ise bambaşka bir rapor verdi. O rapor Türkiye'de ameliyat edilebilir diyordu. Türkiye'de yapılabilmektedir. Yurt dışına tedavi için gitmesi gerekmemektedir diye bir ameliyat edildi. Tabii ben bunu duyunca direkt başhekimliğe çıktım. Hı. Oradan bana verilen bilgi bunu birisi ameliyat edecek anlamına gelmiyor. Bunu yapacak doktor bulunmaz. Türkiye'de bu ameliyatı yapacak doktor yok. Ölüm oranı %98. Aradan günler geçti. Sağlık Bakanlığı Nisa'yı ameliyat etmesi için bir doktoru yönlendirdi. İşte o doktor o aileye bakın ne dedi. Sağlık Bakanlığı bir doktorla irtibata geçti. Yalnız o doktor da bu ameliyatı yani yapması çok riskli. Türkiye'de ameliyat yapılamaz diye bir rapor verdi. Her geçen gün durumu kötüleyen Nisa bebeğin ailesi çaresiz. İşin kötü tarafı ailenin çocuklarını kendi imkanlarıyla İsviçre'ye götürmeleri için bile onay gerekiyor. Ve o onay her nedense verilmiyor. Sağlık Bakanlığı'nın onayı olmadan bu çocuk yoğun bakımdan çıkamaz raporu verdiği takdirde bu çocuğun yoğun bakımdan çıkması imkansız. Yani parayı toplayıp 1-1,5 trilyonu toplayıp kendi imkanlarımla gitmeye kalksam bile Sağlık Bakanlığı bunu onaylamadıktan sonra çocuğun yoğun bakımdan çıkması da imkansız. Sağlık Bakanlığı bunu onaylamıyor o zaman, öyle mi? Şu an için öyle. Yani bana verilen bilgi o. Yetkililer Nisa Bebek için 15 gündür harekete geçmedi. Onun yerine aileye sadece tavsiye verildi. Yoğun bakımdan çıkacak durumda değil. Dua et, çocuğun toparlansın, ibadetini yap. Çocuğun toparlanmadan hiçbir yere çıkamaz diye bir şey yaptılar. İşiniz Allah'a mı kaldı? Aynen öyle. Haşa, tövbe haşa, ben ateist olsam ne olacak? Yani ben tamam ibadetimi yapıyorum, o Allah'la benim aramda bir olay. Ama hani bunu bir hasta yakınına doktor ya da yetkili birinin söylemesi hani insanın zoruna gidiyor.